Şimdi biraz ekonomiye geçeceğiz. Akaryakıtta bir dalgalanma var. Bir indirim geliyor, bir zam geliyor. En son ne oldu? Gelin bir bakalım. Akaryakıta bir zam, bir indirim. Motorine çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim geldi. İndirim daha yeni yapılmışken ertesi gün içinde zam haberi var. Akaryakıt fiyatlarındaki zam ve indirim furyası Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlerle hız kesmeden sürüyor. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine indirim geldi. Motorinin litresine salı gününden itibaren 1 lira 64 kuruş indirim yapıldı. Yeni düzenlemeyle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 36 lira 42 kuruş, Ankara'da 36 lira 99 kuruş, İzmir'de 37 lira 21 kuruş oldu. Gelen bu son indirimin üzerine salı gecesi de motorine 1 lira 14 kuruşluk zam geliyor. Sektör kaynakları yakın zamanda benzinin litre fiyatı da zamlanacak diyor. Evet, şimdi ekonomiye dair pek çok şey gündemin gölgesinde kalabiliyor. O yüzden böyle olmasın istiyoruz. Bir Ankara'ya dönelim. Olcay Aydilek'te konuşacağımız bazı başlıklar var. Olcay, merhaba. Merhaba Gözde, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ya ben şu İsrail meselesiyle başlayalım istiyorum hepsinden evvel. Çünkü günlerdir bu işte kahvelerin döküldüğü, kolaların döküldüğü protestoları izliyoruz. Yahu orada bebekler öldürülüyor, siz burada kahve mi içiyorsunuz gibi tepki gösterenleri görüyoruz. Şöyle, tabii ki dün de söyledik, herkesin kanı donuyor orada İsrail'in işlediği savaş suçlarından. Ama şunu da ekledik sonuna, siz orada kahveleri dökerken, kolaları dökerken bir ticaret devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin İsrail'le ticareti yüksek perdeden verilen tepkilere rağmen kesintiye uğramış değil. Türkiye, İsrail'in çelik ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Olcay, bize bir anlatır mısın? Belki kahve dökenler dinlerler, nereye tepki göstermeleri gerektiğini. Gözde, Türkiye'nin İsrail'le ticareti aslında AK Parti iktidar döneminde ivmelendi dersek yeridir. İsrail, Filistin çatışmalarının başlamasının üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. Şimdi tabii en önemli konu şu, bu bazı verileri ölçebilmek için bölgeden birebir bilgi ya da veri almak gerekiyor. Türkiye'nin en önemli sanayi merkezi olarak öne çıkan Gebze ve Kocaeli'nin doğalgaz dağıtımını yapan şirket yetkilileriyle konuştuğumuzda, biliyorsunuz demir ve çeliğin en önemli girdilerinden, üretim girdilerinden birisi doğalgaz. Şimdi İlkbaharda ve yazın ilk aylarında doğalgaz tüketimi başta demir, çelik ve kimya olmak üzere ciddi biçimde gerilemişti. %25-%30 civarında geçen yıla göre gerilemişti. Sonrasında hızlı bir artış, toparlanma görüldü. Ben bu konuyla ilgili olarak dün yeniden bir konuşma yaptığımda özellikle demir, çelik sektöründe ciddi bir gaz talebi olduğunu belirttiler. Yani toparlanma aslında demir ve çelik sektöründen geliyor. Bunu depreme bağladılar. Deprem bölgesindeki faaliyetler, inşaat faaliyetleri, yürütülen yeniden yapılandırma faaliyetleri. Bu işin bir boyutu. Doğalgaz talebinin artışı ve demir çelik sektöründeki doğalgaz talebinin artışındaki etkenlerden birisi. Diğeri de İsrail'e olan demir ve çelik ihracatı. Şimdi buraya bakıldığında Türkiye'den ortalama 7 geminin İsrail'e her gün sefer yaptığını görüyoruz. Burada ham petrolden işlenmiş akaryakıta ve tabii demir çeliğe kadar. Dolayısıyla tabii burada boykot çağrılarının ve şiddete dönüşen eylemlerin iktidar tarafından benimsenmediğini, resmi bir açıklama yapılmadığını görüyoruz. Ama iki ülke arasındaki ticaretin hız kesmeden devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Önceki yıllarda da bunun böyle devam ettiğini söylemek yanlış olmasa gerek. Evet. İşte bir görünen var, bir görünmeyen var, bir resmi açıklamalar var, bir de onun arkasında devam eden trafik var. Şimdi orada işler iyi belli ki, ama işlerin iyi olmadığı kesimleri de konuşalım Olcay. Emekliler sabır 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 dediler, yılbaşına kadar sabredin dendi emekliye. Yılbaşı yaklaşıyor, asgari ücret için de artık Kasım ayı sonunda takvim başlayacak yavaş yavaş. Nedir beklentiler, neler konuşuluyor? Her gün bakıyoruz gazetelerde işte emeklilere 2 formül, asgari ücrete 3 seçenek vesaire gibi haberler dönüyor. Nedir durum şu an?
Gözde, aslında ikramiyelerden olup biteni çıkartmak mümkün. İkramiyelerde 4 kesim ciddi şekilde mağdur oldu. Aslında iktidar seçim öncesinde önemli bir hamle yapayım derken çok sayıda emekliyi mağdur etti, üzdü, kırdı. Hangileri? İşte çalışanlara vermediler, esnaf emeklilerine ikramiye verilmedi, özel emekli sandığından emekli olanlara verilmedi, çiftçilere verilmedi. Milyonlarca insan bundan mağdur oldu. Özellikle de çiftçiler bu konuda çiftçi kayıt sisteminden çıkmaya başladılar ve bunun üretimi etkileyebileceği konuşuluyor. Şimdi buradan hareketle 2024 yılında emeklilere yapılacak zamla ilgili her gün değişik hesaplamalar, formülasyonlar gündeme geliyor. Bunun asıl merkezi tabii ki enflasyon. Enflasyon yılın işte Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim döneminde 29.41 oldu. İşte Merkez Bankası'nın öngörüsüne göre yıl sonu enflasyonu 165. Böyle tamamlanırsa %37.76, yılın ikinci yarısında %37.76'lık bir enflasyon söz konusu olacak. Ve emeklilere 1 Ocak'tan itibaren maaşlarına bu oranın yansıtılması bekleniyor. Şimdi bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sorduğumuzda henüz daha emeklilere yönelik, onların ücretlerine yönelik bir hazırlığın olmadığını öğreniyoruz. Onlar hazırlıkları tabii Aralık ayı var önümüzde. Aralık ayının enflasyonu da netleşecek. Ama daha önemlisi Hazine ve Maliye Bakanlığı bir torba yasa çalışması yapıyor. Burada henüz daha emeklilerin özellikle 7500 ve altında alt ücret ya da aylık 7500 lira alanlara yönelik herhangi bir çalışma için şu anda söz konusu olmadığını söylüyorlar. Ama bizim bildiğimiz şu, 7500 lira alan emeklilerin maaşları düzeltilmezse, bu oranda yani %37.76 oranında zam bile alınsa bu insanların maaşları bir kuruş oynamayacak. Neden? Kök aylıkları 4000 lira, 4500 lira, 5000 lira olduğu için. Dolayısıyla 7500 lira aylık alanlarla ilgili özel bir yasanın meclise gelmesini önümüzdeki ay bekliyoruz. Ama şu anda herhangi bir hazırlık olmadığını söyleyebiliriz. Daha önemlisi, bunun kadar önemli daha doğrusu, asgari ücretliler. Asgari ücretlilere işte 2024'ün hedef enflasyonu oranında zam yapılması konusunda bazı kişilerin beyanatları var. Şimdi buradan bakıldığında hedef enflasyon %36 ama geçmiş enflasyona bakıldığında %65. Zaten ağır bir enflasyon süreçten geçiyor. TÜİK verilerinin de tartışmalı olduğu, güveni sarsıldığı bir yerde siz hedef enflasyona göre zam yaptığınızda arada ciddi bir uçurumla vatandaşı sabit gelirleri bırakmış oluyorsunuz. Yaşam mücadelesinin daha ağır olacağını da düşünerek herhalde iktidar, seçim de var elbette, seçime giderken asgari ücretlere %40'la %50 aralığında zamlar konuşuluyor. Ama bununla ilgili henüz daha ortada bir veri yok, bir çalışma yok. Zira asgari ücret tespit komisyonu zaten Aralık'ta çalışmasına başlayacak, 15 kişilik komisyon. Bununla ilgili somut bir veriyi şu anda paylaşmak mümkün değil. Ama bunun bir haber değeri var mı? Elbette var. Milyonlarca emekli var, milyonlarca çalışan var. Dolayısıyla buradan bakıldığında bunu takip etmek son derece hayati. Çünkü hepimizin hayatına dokunan, yaşamına dokunan bir gelişmeden söz ediyoruz. Ama oran vermek şu anda çok mümkün değil. Sadece enflasyon üzerinden gözde bazı çıkarımlar yapıyoruz ve bu olsa olsayla ilişkili kesin bir şey söylemek henüz erken, bunu söyleyebiliriz yani. Kesin şunu söyleyebiliriz. Son derece yine eli kıt, çay kaşığıyla bir zam planlıyor. Ama başka konularda, başka başlıklarda ve kalemlerde kaşığın büyüdüğünü, kepçeye dönüştüğünü görüyoruz. Oralarda son derece şahin kesiliyor iktidar. Şimdi mesela milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği bir başka konu var. Araç muayene ücretleri. Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanacak mı acaba diye soruyor o milyonlar. Ne dersin? Şimdi Gözde, 2007 yılında mevcut işleticiler, üçlü ortak bunlar, Doğuş Grubu, Bridgepoint, Bridgepoint Londra merkezli bir fon ve üçüncüsü de hemen burada notlarımı almıştım, TÜVSÜD, Alman merkezli bir grup. Şimdi bunlar 2007 yılında araç muayene istasyonlarını aldılar, kurdular ve işletmeye başladılar. Yasa gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Cumhurbaşkanı'nın, daha önce Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçmeden önce 5 yılda bir %20 oranında indirim yetkisi vardı. Aradan 2007 ile 2023 16 yıl geçti gözde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Bakanlar Kurulu bu yetkisini hiç kullanmadı. 2027 yılında da işletme süresi dolacak. Burada iki önemli konu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yetkiyi örneğin bu yıl, yani 2024 yılında kullanıp kullanmayacağı. Aslında 2023 yılının başında kullanması bekleniyordu, kullanmadı.
Ve daha önemli bir şey daha var. Şimdi beklenti, ben yine Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına sorduğumda bu yönde bir hazırlığın olmadığını söylediler. Ama tekrar söylüyoruz, demin emekli aylıklarıyla asgari ücretteki artışla ilgili konuştuğumuzda seçim dönemine gideceğimiz için, seçim sürecine girdiğimiz için her türlü sürprize açık bir yapı var. Ama ekonomide de bazı sorunların olduğunu herkes biliyor artık. Şimdi burada birincisi indirim yetkisini